Hayır anneciğim, dünya sizin zamanınızdaki dünya değil artık. Her şeyi biliyorum. Ay nereden mi öğrendim ilahi anne? Cinsel konularda ille de pratik yapmak gerekmiyor. Bir takım kitaplar var, eğitici ve öğretici kitaplar. Ayrıca ben bu konuda kocamla açık olmaya kararlıyım. Her şeyi konuşa konuşa, anlata anlata, tartışa... Ne? Ayıp olmaz dedim ya sana, dünya artık değişti. Hayır, kalkıp buraya gelmene gerek yok. Anne, ben hallederim. Ay lütfen bir kerecik olsun beni dinler misin? Dinlemez ki, kapattı. Düğün bitti, bütün davetler gitti. Yani ben hayatımda bu kadar duygusuz, bu kadar düşüncesiz insanı bir arada görmedim ya. Olur mu ya? Bu akşam bu saate kadar kalınır mı? Bu akşam yeni evlilerin yapacakları bir sürü iş güç vardır değil mi? Soyun. Ah, dur ayol. Acelen mi? Hayır, her şeyi söyleyebilirsin, bana aceleci diyemezsin. Çünkü seni şu ana kadar tam 2 yıl, 4 ay, 17 gün, 27 saat, 36 dakikadır bekliyorum. Soy, 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 soy. Mahmut! Ben hemen soyunuyorum. Vakit kaybetmemek için içime iç çamaşırı bile giymedim. Bir arada düğünde komparsite yaparken böyle ramp 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 dedim, carp diye yırtılıyor sanırım. Dur, gelme üstüme. Önce kemerimi çıkarayım, her çabuk şey ol. Sırayla. Acele, acele et, acele et. Çok fena durumdayım Nurten. Bak bu akşam sana çok acayip şeyler yapmayı düşünüyorum ben. Öyle karakola da gidemezsin bana saldırdı diye. Çünkü bugüne bugün bir fiil karımsın. O zaman kibar ol bakalım. Hayır efendim, olamam. Neden? Bu akşam kibar olamam. Bu akşam kibar olmaktan muaf olayım. Muaf olmazsam muaf olacağım. Kızım anla beni, kötü durumdayım diyorum sana ya. Düğündeki davetler bir an evvel gitsin diye bütün kanepeleri ben yedim. Bütün içkileri ben içtim be. Aç gözlü. Şimdi de seni yiyeceğim. Dur bırak, önce şu gelinliğimi çıkarayım. Ah. Senin üstünde gelinlik mi vardı? Ben seni yarım saattir sütyen külot görüyorum, iyi mi? Ay çok ayıp, hiç kibar değilsin. Kibar olmam lazım. Evet. Nurten Hanımcığım. Efendim. Biliyorsunuz herhalde biz artık sizinle karı kocayız. Evet. Gene biliyorsunuz herhalde aile toplumun en küçük fakat en kutsal kurumudur. Ve hemen soyunmazsam biraz sonra bu kurum çok kanlı bir tecavüz olayına sahne olacak. Ah, soyun lan! Tanrım, yoksa ben bir orman adamıyla mı evlendim? Hayır, bir dağ adamıyla evlendin. Soyun! Ay be sert erkek. Düğme takıldı, açılmıyor. Ben açarım, hemen açarım şimdi. Alt düğme değil, üst düğme. Bana ne üst düğmelerden, ben önce alt düğmeleri açarım. Mahmut sen de vallahi cinsellik kompleksi var. Kızım bakır kompleksi olacak değil ki ya. İçim fıkır fıkır kaynıyor gencim, anla beni Nurten ya. Soyun lan! Ay ilk gece böyle mi başlar, soyun lan diye. İlk gece nasıl başlar, giyin diye mi başlar? Aman hava soğuk, giyin, kapüşonunu tak, atkını sar, eldivenlerini giy diye mi başlar? Onu demek istemiyoruz herhalde. İnsan romantik bir hava yaratır. İyi ki. Şarkı söyler, şiir okur. Kulağıma güzel sözler fısıldar. Hayır bunların hiçbirini yapma. Aç kapıyı, gir içeri, çıkar ceketini. Soyun ulan, soyun ulan, soyun ulan. Ay insan şu gökyüzündeki bulutlara bakar da biraz duygulanır. Duygulandın mı? Ha. Belli. Sana bulutlara bakarak bulutlardan aldığım ilhamla bir şiir yazayım mı? Yazar mısın? Üf. Hadi. Peki. Nurten, şu bulutlara bak. Sanki hepsi bir koyun. Çabuk soyun. Gel de soy bari. Allah'ın... Ne kadar romantik bir müzikle soyuyorsun beni. Ayol insan hiç olmazsa love story söyler. Ra 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 ra. Anam vazgeçtim, sen gene ilkini söyle. Bu bizim şarkımız olsun Mahmut. Ben şimdi bu fermuarı icat eden pezevengin sülalesini... Ayol ısırarak fermuar açılır mı? Başlayalım lan fermuara! Isırarak açılmıyor! Yeter lan teyfe! Ben... Oğlum... evladım görüyorsun ki burada önemli bir iş konuşması yapıyoruz, tamam mı canım? Anlaşıldı mı Nurten Hanım? %35'ten fazla olmaz. Kapıyı kapat, kapıyı kapat, hadi bakayım. İçeride, adam içeride. Anladın mı? Adam içeride. Herif seyrediyor, iyi mi benim? Ulan kapıyı dışarıdan kapatacağım manyak! Şampanya getirdim efendim. Hayatta içmem ben şampanya. Ekşimiş limonata gibi nedir eder? Ya şampanyayı ben ısmarladım sevgilim. Niye? Şampanyasız lifop olur mu? Olmaz mı? Tamam ver oğlum şampanyayı. Kaybol lan buradan. Kaybol, ben açarım şampanyayı. Çıksana. Lan çık şu lan manyak. Sırıldı gel. Hır. Ulan yeni aldık bu karıyı. Kim götürdü ya? Nurten ya. Cem. Ne?
Evladım neceyse oyun mu oynuyoruz? Dalga mı geçiyorsun? Gel şuraya ya. Gel. Gel, önümü gör, gel bak. Otur bak, otur gel. Gelmeyeceğim. Niye gelmiyorsun ya? Bir şey yapacağım. Yok, gel bak Allah aşkına. Tamam, o zaman bak bir şey söyleyeceğim. Evlenmeden tamam. Önce kendi kendime bir karar vermiştim. Çocukluğumdan başlayarak sana bütün hayat hikayemi anlatacağım. Tamam, yarın sabah saat 10'dan sonra anlatırsın. Şimdi işimiz var, tamam mı? Sen başka iş bilmez misin? Bilirim, çok güzel şanzıman açıp kapatırım. Gel bak göstereyim nasıl olur. Allah aşkına. Ya gel bir dakika Allah aşkına kızım ya. Bak insanlar birbirlerini en iyi yatakta tanırlar, tamam mı? Tamam, sana çocukluğumu anlatacağım hem de çocukluğumun ilk kısmını. 0-5 yaş grubu. En romantik kısım. Yatarak anlat, daha romantik olsun da. Yokuz lan! Şeye gittik, tatile gittik, uzak doğuya 16 sene sonra dönmeyiz. Buradayız, buradayız. Buradayız diyor ya, Allah Allah ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben otelimizin gece müdürüyüm. C diye sesler. Şurulur, şurulur, şurulur. Çık! İtoğlu ite bak be! C diye sesler duymuş. Duyduğun alfabenin her yeni harfi için başka bir odaya mı gireceksin? Şöyle çek! Ama otele düştük ya. Oda oda değil, pasaj önüne gelen buradan geçiyor ya. Mahmut. Gel bak sana ne göstereceğim. Göster Allah aşkına, göster artık yani, göster. Çocukluk resimlerimi. Yavrucuğum ya, ben senin çocukluğunu ne yapayım? Nurten'cim ben seni bu yaşın için aldım ya. Ben çocuk isteseydim gider evlatlık tutardım lan birini. Aşk olsun ama söz verdi. Tamam peki. Bakacağım dedi. Tamam canım. Bak şimdi göstereceğim, çok şaşıracağım. Bak. Hayol bu boş sayfa. Bak karıcığım. Ay bunu çok güzel söyledin. Bak karıcığım. Aa, bayılırım. Bir daha söyle. Bak karıcığım. Sabaha kadar dinleyebilirim. Hadi. Nasıl hadi? Hep söyle. Bak karıcığım. Bir daha. Bak ulan! Oh! Bak Nurten, yani biz uzun süre birbirimizle beraber yaşayacağız. Onun için zaman içinde birbirimizi tanımamız... Tamam. Demek çocukluğumu hiç merak etmiyorsunuz Mahmut ya, Bey. Ya merak etmez olur muyum? Çok merak ediyorum ya. En çok çocukluğunu merak ediyorum. Başka bir şey merak ettiğim yok. Sabahtan akşama kadar yatıyorum, kalkıyorum. Bu kızın çocukluğu nasıl diyorum. Bir fikrim var, bir çocuk yapalım. Aynı senin çocukluğuna benzesin. Bakalım merakımız gitsin ha. Tamam. Heh. 4 çocuğumuz olsun. Üf, olsun anasını satayım. İkisi kız, ikisi oğlan. Yalnız böyle böyle çocuk olmaz. Çocuk yapmanın bir takım usulleri vardır. Herhalde öğretmişlerdir. Ay, herhalde biliyoruz. Gel isimlerini de bulalım. İsimlerini biz bulmayalım. Büyüdükleri zaman kendileri bulur itoğlu itler. Hayır, biz bulacağız. Peki. Oğlan olursa Murat. Murat, en sevdiğim erkek ismi. Kız olursa? Yıldırım Bayezid. Nurten. Nurten benim adım. Olsun, bundan sonra sana Fuji Nurten deriz. Fuji benim. Oh kapı. Nurten, hapishanede ziyaretime gelirsen bana sosisli sandviç getir, tamam mı? İyi akşamlar. Ben otelin asansör tamircisiyim. Ulan odanın içinde asansör ne arar ulan? İt olayım. Dağ başını duman almış. Sizin odada asansör yok. Bravo, 20 puan kadar. Bir dakika, çık lan! Çık! Mavi masmavi gözlerin boncuk. Ben aynı zamanda oturuyorum. Aman! 16 kat aşağı düştü ve vefat etti canım. Şu andan itibaren sen elimden kimse alamaz Nurten. Kontrol kalemim banyoda kalmış, onu alacaktım. Teşekkür ederim. Damadın zifaf odasında asansör tamircisiyle tecavüz ettiğini yazsın.